Merhaba dostlar. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün şehit Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'le ilgili görüşlerimi belirteceğim. Öncelikle merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, çocuklarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Tabii genç, gencecik. Her ölüm erkendir ama bu ölüm ülkücü camiaya özellikle yasa boğdu. Fırsatçıları da sahneye sürdü. Maalesef her dönemde olduğu gibi siyasi rant elde etmek isteyenler ortaya çıktı. Ben rahmetliyi tanımazdım ama aile fertlerinden kız kardeşini tanırdım. Nur içinde yatsın. Bu olay basit alınabilecek bir olay değil. Bu olayda iki şeyi ele alacağım. Birincisi, bu kimin işi olabilir? İkincisi ise, Milliyetçi Hareket Partisi neden sessiz? Herkesin merak ettiği iki soru zaten bu. Bunu kendi görüşlerime göre bir asker gözüyle bu suikastı analiz etmeye çalışacağım. Emekli bir asker gözüyle ve bir ülkücü gözüyle de neden sessiz olduğunu analiz etmeye çalışacağım. Milliyetçi Hareket'in, Ülkücü Hareket'in. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bana göre bu suikast basit. Öyle basında ülkücüleri birbirine düşürmeye çalıştıkları gibi yok Mersin olayıyla bağlantılı, yok bilmem nereyle bağlantılı, yok İyi Partili birkaç kişiyle fotoğraf vermişmiş falan gibi saçma sapan konularla alakalı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman çok profesyonel bir hadise bu. Nasıl? Asker kökenli olduğumuz için biliriz, kısa namlulu silahlarla, yani tabancayla, ki bu suikast tabancayla işlenmiş. Öyle hedefi falan vurmak çok kolay bir hadise değildir. Hem de başından vurmak kolay bir hadise değildir. Hem de bunu bir motorun üstündeyken yapmak kolay bir hadise değildir. Artı kafasında kask var, görüşü engelli. Ben çok şahidim profesyonel askerlere. Normal bir ortamda bile 25 metreden atış yaptıkları zaman karavana yapanlara şahidim. Dolayısıyla bu profesyonel tetikçi her ne kadar kriminal bir tip çıkacaksa da bu işte eğitilmiş biri olduğunu ve arkasında başka birilerinin olduğunu düşünüyorum ve tek başına da olmadığını düşünüyorum. Neden? Çukurambar'da, Ankara'da Çukurambar'da özellikle milletvekilleri, bürokratların falan olduğu bir yerde arkadaşına ait bir ofis, arkadaşı deniyor ama bazı kaynaklara göre de akrabası yanında bulunan kişi. Cuma namazına gidiyorlar. Cuma namazından çıkıp ofise dönerken, arkadaşının ofisine dönerken bu olay oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Olayı cuma gün akşamüstü benim haberim oldu. Bulunduğum yerde şu ana kadar ne kadar muhalif medya, taraftar medya, bu konuya meraklı medya kim var ise aşağı yukarı bütün medyayı takip ederek bu sonuçları, bu edindiğim bilgileri iletiyorum. Yoksa herhangi bir yerden bir bilgi edinebileceğinizden değil. Dediğimiz gibi biz de sizin gibi sıradan birer vatandaşız. Şimdi bir kere orada o ofise gidip geldiğini bilen, o camiye gidip geldiğini bilen birilerinin olması lazım. Camiden çıkışı haber veren birisinin olması lazım. Eve yaklaştığını veya ofise yaklaştığını söyleyen birinin olması lazım. Yani bir zamanlama yapılması lazım. Kısacası en az 3 kişi lazım. Bir de bunu planlayan kişi lazım. Şimdi hep deniyor ki bu işte ülkücüler arasında yok yeni ocak yönetimiyle sıkıntılıymış da yok bilmem neyle sıkıntılıymış falan. Geçecekler o işleri. Bu iş profesyonel bir iş. Yani söylediğim gibi çalışır vaziyette bir motor, yani titreşimli halde, kısacık bir namlu, en fazla 14 marka diye tabir ettiğimiz 9 milimetrelik bir silahtır muhtemelen bu. 9 milimetrelik bir silah şu kadar bir şey. Bunu milim oynattığınız zaman 20 metrede aşağı yukarı yarım metre falan oynar en az. Dolayısıyla hedefi başından vurabilmek böyle kolay bir hadise değil. Şimdi görgü tanıklarının bu medyaya, videolara falan yansıdığına göre anlatıyorlar. Motorlu bir kişi olduğunu söylüyorlar ve bunun geldiğini, ateş ettiğini ama ilk ateşin yanında bulunan kişiye yapıldığını söylüyorlar. Burada kafa karışıyor çünkü ilk ateş ona yapıldıysa hedef Sinan Başkan olmayabilir. Sinan Başkan
yanlış zamanda yanlış yerde olmanın kurbanı da olabilir. Tabii ki bunlar dediğim gibi birer yorum, yani ilk o şahsa ateş ediliyor ise direkt hedef değildir diye düşünüyoruz. Karşılık verilmiş atışa. Sinan Başkan'ın da silahına davrandığı söylenir, doğal tabii ki. Yani bir sana doğru ateş ederse sen de doğal olarak elini silahına atarsın eğer üzerinde silahın varsa. Bundan sonra Sinan Başkan'a ateş edildiğini, karşılıklı ateş edildiğini söyleniyor. Şimdi düşünün, bir kişi motorun üstünde ateş ediyor. Karşısında ateşe karşılık veriliyor ama bu şahıs korkmadan, hedefi ıskalamadan her iki hedefi de vurabilecek kadar tecrübeli. Eğitimli yani. O nedenle bu olay basit bir olay değil. Şimdi ben nereden birleştiriyorum? Biliyorsunuz Fason birkaç haber çıkmış idi bazı internet sitelerinde, altı doldurulamayan. İşte Sinan Ateş FETÖ'cü mü gibi buna benzer bir takım yapıştırmalar yapılmıştı. Ve internet sitesi de yanlış hatırlamıyorsam kapatılmıştı. Aradım bulamadım çünkü. Bunun üzerine bir iç kargaşa varmış gibi. İşte diyorlar ki mesela, vay Mersinler Mersin'e sahip çıkacak da dedi de yok orada da bir arkadaşı bir olay nedeniyle birisini vurdu da onun devamı. Yani ülkücülerin içerisinde bir şaşıtlık, bir fitne faaliyeti sokmaya çalışıyorlar. Ya arkadaş, Sinan Ateş Mersinler Mersin'e sahip çıkacak dediği gün 18 Aralık. 18 Aralık 2022, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Mersin mitinginin yapıldığı tarih. Dolayısıyla Mersin'de mitingdeki kalabalığı gördüğü zaman, bu coşkuyu gördüğü için Mersinler Mersin'e sahip çıkacak diye Milliyetçi Hareket Partisi'ne övgü dolu bir tweet de bu. Ama tabii ki bizim duygusal ülküdaşlarımız, ki bütün ülkücüler, ben de dahil duygusalım. Biz duygusal olduğumuzu da kabul etmeyiz bu arada, ama bizim bu duygularımızı dost düşman bildiği için çok iyi de kullanırlar. Nitekim kullanıyorlar işte. Bunu aleyhte kullanıyorlar. Halbuki o gün bir miting var. Mitingdeki coşkuya yönelik yazmıştı. Ve mitingdeki ve bu mitinge de Sinan Başkan katılmıştı. Yani şimdi bu profesyonel tarzı yapılan bir cinayet var. Ki benim aklımda çok soru işaret var. Yani bu Sinan Başkan'a da yapılmış olmayabilir. İlk ateş diğer şahsa yapıldığına göre diğer şahsla ilgili bir olay da olabilir. Yani ve Sinan Başkan yanlış yerde bulunduğu için, yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğu için bu iş başına gelmiş olabilir. Bunu kötü manada söylemiyorum. Herkesin başına bir takım şeyler gelebilir. Farkında olmadan bir yerde olur. Dolayısıyla bu hadiseden dikkat eder isek, Sinan Başkan'ın Milliyetçi Hareket Partisi ile herhangi bir sorunu yok. Lideriyle herhangi bir sorunu yok. Ülkü Ocakları'nın aleyhine yaptığı en ufak bir açıklama yok. Bu İYİ Partili eski Ülkü Ocakları'ndan olan şahıslarla bir fotoğraf çektirmiş. Ülkücülüğün zor olduğu dönemdeki insanlar, evet doğrudur. Bu tür insanlar var ve İYİ Parti'ye geçenler de var. Fakat bu geçmişte doğru yapan insanların bugün de doğru yapacağı manasına gelmez veya geçmişte yanlış yapan insanların sürekli yanlış yapacağı manasına da gelmez. Bir fotoğraf çektirmiş, bunun üzerinden üstüne yürüyorlar. Halbuki Sinan Başkan her şartta ülkücü hareketin liderine bağlılığını dile getirmiş bir insan. Dolayısıyla bu ülkücü hareketin içine fitne sokma faaliyeti ancak cahil cüveler kesimine işe yarar. Ülkücülerin içinde pek işe yaramaz. Ülkücüleri de tanımışsınız ama çok iyi de tanıyamamışsınız. Sadece biz evet duygusalız ama sadece duygusal duygularımızla hareket etmeyiz. Öfkemiz geçtikten sonra aklımızda da düşünürüz. Nitekim olayın üstünden kaç gün geçti, ben yeni geçebiliyorum bu kameranın karşısını. Kamera dediğime de bakmayın, cep telefonudur bu. Şimdi gelelim Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket neden herhangi bir açıklama yapmadı? Bir tavır mı alıyor Sinan Ateş'e karşı? Ülkücüler istifa mı ediyor? Evet, bir takım sevdiğimiz kardeşlerimiz görüyor. Öfkeyle bir takım fevri hareketler yapmışlar. Bu arada ben bunu söylerken ben 2,5 sene önce bölgesel bir olay nedeniyle bir tavır sergilemek için, ülkücü bir tavır adamı, tavır sergilemek için Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettim. Yani bunu söylerken ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir beklentim var ne de bir başka yerden bir beklentim var. Ama
bu ülkücü hareketten koptuğun manasına gelmez. Bizi imzalar, kağıtlar bağlamıyor bir yere. Bizi ülkücü harekete bu üye kayıt formuna attığımız imza bağlamıyor. Bizi gönlümüzden bağlıyız biz oraya. Ruhumuzla bağlıyız. Hem ülkücü harekete, hem ülke ocaklarına, hem ülkücü hareketin liderine. Velhasıl bazı kardeşlerimiz istifa etti. Bunu böyle değerlendirsinler. Yani ben de ettim. Öyle kopmak kolay falan değil. Evet, çok duygu fırtınası yaşıyorlar ama olayı şöyle bir analiz edin. Ülkücü hareketin liderinin bir tavrı olsa, Sinan Ateş Mersin mitingine gidebilir miydi? Mesela girebilir miydi oraya, sokulur muydu? Tanımıyor musunuz sizin ülkücü hareketi? Girebilir mi? Mesela Bursa mitingine gidebilir miydi? Alırlar mıydı oraya? Almazlardı. Ama Sinan Ateş her şart altında gidebilmiştir. Kimseden ufak bir şey söylememiştir. Girmiştir. Devlet Bey'in bir talimatıyla bırak şeyi, Bursa'daki mitingi, Bursa'ya ayak bastırmazlar adam. Ama herhangi bir tavır yok. Fakat burada ülkücü hareketin liderine güvenmek lazım kardeşim. O bizim kutup yıldızımız. O ülkücü hareketin lideri Sayın Devlet Bahçeli bizim kutup yıldızımız. Böyle bir iman tazelemek lazım. Hepinize söylüyorum. Kendisini ülkücü olarak adlettirenlere söylüyorum. Yoksa oy verdim de ben ülkücüyüm diyenlere falan söylemiyorum. Gerçekten ülkücü olduğuna inananlara. Ülkücü hareketin lideri bir ülkücünün kutup yıldızıdır. Herkes o kutup yıldızına göre yönünü tayin eder. Eğer ülkücü hareketin lideri bir konuda açıklama yapıyorsa veya yapmıyorsa bir bildiği vardır. Bekleyin. Bekleyin, sonuçlarında ülkücü hareketin zarar görmemesi için o insan bekler. Biz de baktığımız zaman çoğu zaman ağacı görürüz. Ülkücü hareketin lideri ormanı görür. Görmek zorundadır da. Benim belki bir görmek zorunluluğum yok ormanı. Ama o görmek zorunda. Çünkü onun yaptığı her hareket koskoca bir ülkücü hareketi tarihiyle bir geleceğini etkiler. O nedenle bir şey yapıyorsa veya yapmıyorsa hepimizin durup lidere güvenmemiz gerekir. Şimdi bir bardak suda fırtınalar kopuyor. Peki şunu neden düşünmüyorsunuz? Dün ülkücü hareketin Ocak Başkanı olan, Ocak Genel Başkanı olan Sinan Ateş'e ver yansın eden tipler niye bugün sahip çıkıyorlar? Bunu düşünüyor musunuz? Neden böyle sahip çıkma yarışına girdiler? Çok sevdikleri için. Madem çok seviyorlardı, ülke ocaklarına gitselerdi ya. Çok seviyorlardı, Sinan Ateş'e destek verselerdi ya. Ayağına çelme takmaya çalışacaklarını. Dikkat edin kimler ülke şu anda sahip çıkmaya çalışıyorlar. Yani meftamızdan faydalanmaya çalışıyorlar. Azıcık ülkücü uyanık olur. Ülkücü aynı delikten iki kere sokulmaz. Dikkat edin arkadaşlar. Ülkücü hareketin lideri bir konuda bir açıklama yapıyorsa bir bildiği vardır. Yapmıyorsa da bir bildiği vardır. Devlet de açıklama yapmadı farkındaysanız. Bekleyin. Bu işin arkasından bana göre çok farklı şeyler çıkacak. Bu işin arkasında çok basit bir alacak verecek davasıydı. Ne bileyim, çok basit kriminal bir olaydı falan çıkacağını ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi çok profesyonel, çok eğitimli birisi yapmış bunu. Ya kolay mı Allah aşkına, bir motosikletin üstündesin, çalışır vaziyettesin. Elindeki de tabanca, tüfek falan da değil ha. Böyle bir pompalı tüfek olsa, uzundan dolu bir silah olsa dersin ki hadi isabet ettirdik. Tabanca bu da. Motor gır 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 çalışıyor, sen de üstündesin. Ateş ediyorsun ve başından vurabiliyorsun. Oraya geliş saatini bildiren, sokağa girdiğini bildiren mutlaka insanlar var. Bu örgütlü bir iş. Bana göre de bir istihbarat faaliyeti bir iş. Altından FETÖ çıkarsa hiç şaşırmayın. Veya yabancı bir istihbarat örgütü çıkarsa hiç şaşırmayın. Ve bundan sonra 2023 seçimlerine giderken bütün ülkücülerin, özellikle ülkücülerin gözünü dört açması gerekiyor. Uyanık olun, provokasyonlara gelmeyin. Bir hadise yaşamışız. Bir sürü badirelerden buraya getirmiş, lidere karşı tavır yapıyor, istifa ediyormuş. Hadi lan oradan. Herkes aklını başına alsın. Hiç kimse ülkücü hareketin liderine tavır yapamaz.
Ben ne yapamam? Benim tavrım da ülkücü hareketin liderine değildi. Bölgesel bir hadiseydi. Sesimi duyurmak istedim. Duyar duyar, duymaz duymaz. O da liderimin bileceği iş. Ama biz ne ülkücülüğümüzden vazgeçeriz, ne Türk milliyetçiliğimizden vazgeçeriz, ne de bu vatanı sevdamızdan vazgeçeriz. Kimse bizi de vazgeçiremez. Bütün dostlarıma, bütün arkadaşlarıma sağduyuyu tavsiye ediyorum. Ülkücü hareketin liderine inanmalarını, güvenmelerini, bir bildiği olduğuna inanmalarını tavsiye ediyorum. Göreceksiniz, yaşayıp göreceğiz geçmişte. Ya bunu niye böyle yaptığınız, yaptı dediğimiz şeylerin sonucunda ya haklıymış dediğimiz günleri unutmayın lütfen. Ez cümle, rahmetli Sinan Başkan'a tekrar Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yüce Allah bu olayı yapanları kahar sıfatıyla perişan eylesin inşallah. Sizlerin hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bir daha acılar yaşatmasın diyorum. Allah'a emanet olun.